Doğru Mutfak YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Erzurum'un yöresel bir böreğini sizlerle paylaşacağım. Tescillenmiş, onaylanmış su böreği Erzurum yöresine ait. Şimdi böreğimizi yapmaya geçiyoruz. 4 tane yumurtamızı aktarıyoruz. Yarım fincan sıvı yağımızı ekliyoruz. Biraz da su ekleyeceğim. Bir fincan suyumuz var. Çok az ekledim. Bir tatlı kaşığına yakın tuzumuz var. Tuzumuzu da aktardık. Sıvılarımızı güzel bir çırpalım. Sıvılarımızı çırptık. Unumuzu ekliyoruz. 4 su bardağı unumuz var. Dediğim gibi her zaman kontrollü bir şekilde gidiyoruz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir fincan suyumuz vardı, onu aktaracağım. Ve geri kalan unumu ekleyeceğim. Toplamda 4 su bardağı unumuz var. Böreğimizin iç malzemesi için de tulum peyniri kullanacağım. Tulum peyniri Erzincan'a, böreğimiz de Erzurum'a ait. Aramızda 1 saat 2 saat fark var. Peynir bizden olsun. Hamuru yoğurmak Erzurum'dan olsun. Hamurumuzu toparlıyoruz. Dönüyoruz size. Evet değerli takipçilerimiz, hamurumuzu biraz toparladık. Hamurumuzu çok güzel pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğuruyoruz. Bu işlemi mutlaka yapın. Hamurumuzun yüzü pürüzsüz olacak. Biraz daha yoğurayım. Hamurumu dinlendireceğim. Hamurumuzu şöyle güzel uzattık. Şimdi bezeleri ayırıp dinlendirmeye bırakacağım. Değerli takipçilerimiz, toplamda 12 adet bezemiz çıktı. Kapağını örtüyorum. Kenarda bekletiyorum. Üstleri kurumasın. Evet değerli takipçilerimiz, nişasta ve unumuzu karıştırdık. 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı da unu ekliyoruz. Şimdi bezelerimizi açalım. Önce küçük küçük açalım, tabak büyüklüğünde. Sonra üst üste ekleyeceğim. Bu büyüklükte açacağım hepsini. Arkadaşlar bezelerimizi açtık. Şimdi altışar altışar açacağım. Üst üste ekleyip arasına bu nişasta ekliyoruz. 6 tane üst üste koyuyoruz. Hepsini bir anda merdane ile açıyoruz. Tek tek uğraşmanıza gerek yok. Orta kısmına baskı yaparak hamurlarımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, altışar altışar yufkamızı açtık. Devamını düzeltiyoruz. Bakın yapışma olayı yok. Göstereyim size. Yufkalarımız bu şekilde açtık. Tepsinizin büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Bakın görselde olduğu gibi yapışma olayı yok. Tek tek ayırıyoruz yufkalarımızı. Tekrar bir tane daha göstereyim size. Gerçekten bu yöntemimle çok güzel oldu. Şimdi diğer yufkalarımı da açıyorum. İpek gibi olmuş gerçekten. Evet değerli takipçilerimiz, su böreğimizin yufkasını güzel açtık. Yapışma olayı yok. Şöyle görmenizi isterim. Gerçekten ipek gibi oldu.
Tek tek uğraşmayın. Benim bu yöntemimle arasına bol nişasta ve un ekleyin. Hamurunuzu açın. Gerçekten çok güzel oldu. Değerli takipçilerimiz, kaynayan suyumuza 2 yemek kaşığı kaya tuzu atıyoruz. Kaynayan suda mutlaka bol tuz olacak. Kaynayan suyun içine yufkamızı atıyoruz ve haşlıyoruz. Biraz altını açayım tekrar. Köpürme olayı olmasın. Yufkalarımız yumuşadı mı çıkarıyoruz. Soğuk suyun içine ekliyoruz. Yufkamızı çıkarıyoruz. Gayet güzel yumuşandı içinde. Bir kasemizi alıyoruz. Soğuk suyun içine ekliyoruz. Soğuk suyumuza ekliyoruz. Elimizle biraz açıyoruz. Yumurtalı olduğu için yırtılma olayı pek olmuyor değerli takipçilerimiz. Şöyle alıyoruz, kabaca suyunu süzüyoruz. Süzgecimin içine ekleyeceğim, biraz suyu aksın ve sonra tepsime alacağım. Değerli takipçilerim, tepsimin altını yağladım. Bu yufkamı tabii ki haşlamıyorum. Bu yufkamızı kuru kuru altına ekliyoruz. Yufkamızı aldık. Şimdi tereyağımızı bol döküyoruz. 200 gram da eritilmiş tereyağımız var. Haşladığım yufkamı alıyorum. Tepsimin içine ekliyorum. Tekrar biraz tereyağı tepiyorum. Tekrar ikinci yufkamı alıyorum. Yufkalarınızı da yırtabilirsiniz. Tekrar alıyorum. Tekrar yağlıyorum. Bu yöntemim çok kolay, çok basit. Altı tane yufkadan sonra peynirimi ekleyeceğim. 6 tane yufkadan sonra aralarını yağladık tereyağıyla. Şimdi tulum peynirimizi ekliyoruz. İsteyen içine maydanoz da ekleyebilir. Benim böyle daha hoşuma gidiyor. Gerçekten çok güzel oldu. Çok kolay, çok basit. Değerli takipçilerimiz, ben şimdi tekrar soğuk suyumu değiştireceğim. Yenisini alacağım. Tencerenizde su azalırsa tekrar su ekleyin ve tuz ekleyin tekrar. Yufkalarını o şekilde ikinci turunda haşlayıp tekrar böreğimizin üstüne alıyoruz. Değerli takipçilerimiz, peynirden sonra tekrar 6 tane yufkamızı yağladık arasına teker teker. Yağınızı sürün. Ve son yufkamı şöyle ortadan bölüyorum. Tekrar üstüne ekliyorum. Parçalayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Gerçekten pişerken tel tel oluyor. Yufkam çok güzel olmuş. Harika bir yufka açmışım, elime sağlık. Tereyağımı tekrar bol döküyorum. Fırına atıyorum. Normalinde ateş közünde pişiyor. O imkan elimizde olmadığı için fırına atıyoruz. Böreğimize kesim işlemini verdik kare kare.
kesmeyeyim dedim ama bu şekilde pişmesi daha güzel, arasına yağlar girer ve tel tel pişer. Bence daha mantıklı böyle. Değerli takipçilerimiz, böreğimiz pişiyor bakalım. Gerçekten çok güzel oldu. Birazdan sunuma geçeceğim. Evet değerli takipçilerimiz, böreğimiz pişti. Altın sarısı oldu gerçekten. O kadar börek yaptım, bunun kadar su böreğim güzel olmadı. Süper oldu. Anlatamam size. Şöyle bir dilimine bakalım. Altı da çok güzel pişti gerçekten. Gördüğünüz gibi katlarına bakın. Peynirleri içinde çok güzel. Çıtır çıtır. Şöyle görelim. Mutlaka siz de bu tarifimi deneyin, uygulayın. Yapmayan pişman olur. Değerli takipçilerim, kanalımızda kalın, bizi bırakmayın, bize abone olun.